sizce kimler moleküler biyoloji ve genetik okumalı? Yani insanlar moleküler biyoloji ve genetiğe ilgi duyduklarında nasıl fark edebilirler? Ya ben şöyle fark ettim. Biyolojiyle alakalı, hücreyle alakalı, DNA ile alakalı bir şeyler duyduğum zaman böyle acaba onu nasıl düzeltebilirim? Acaba yani kendimce böyle bir yolculuğun içine giriyormuş gibi hissediyordum yeni bir şey öğrendiğimde. Hatta bazen böyle wow diyordum yani tüylerim diken diken oluyordu. Çok etkileniyordum hocanın derste anlattıklarından. Ama tabii ki herkes de böyle büyük bir etki yaratması da hani beklemek doğru olmaz. Belki zaten bu kadar büyük bir etki de yaratmamalı. Hani biraz yani şu şekilde bir tercih yapılmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Hani daha en başta da söylediniz yani puanım boşa gitmesin diye moleküler biyoloji ve genetik mi tercih ettiniz diye sordun ya mesela. Hani o şekilde olmamalı. Çünkü moleküler biyoloji ve genetik bir temel bilim ve bir temel bilimler hakikaten çok zor. Özellikle Türkiye'de temel bilim okumak çok zor. Moleküler biyoloji ve genetik okuduktan sonra insanların yaşayacağı bir sürü sıkıntılar var. Çünkü aslında bir meslek olarak ele alınmıyor moleküler biyoloji ve genetik Türkiye'de. Dolayısıyla sürekli mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz. Akademik kadrolar çok fazla değil. Dolayısıyla mezuniyet sonrasında birçok sıkıntı yaşayabilme ihtimaliniz artıyor. O yüzden gerçekten biyolojiye ilgisi olan ama bu ilgiyi de biraz aslında temellendirmeleri gerektiğini düşünüyorum ben. Yani işte ben biyolojiyi seviyorum diyerek de tercih yapılmamalı. En azından mesela şu anda gittikçe artıyor lise seviyesindeki öğrencilere dahi bazı üniversitelerin yaz staj programları oluyor. O yaz staj programlarına katılabilir özellikle lisedeki öğrenciler. En azından laboratuvar ortamının nasıl olduğunu gozlemleyebilirler. Mesela ben Bilkent'te okuduğum süreç içerisinde farklı liselerde okuyan birçok öğrenci yazın staja geliyorlardı bizim yanımızda. Bir ay, iki ay, üç ay bizimle birlikte çalışıyorlardı. Ve onlar için hakikaten çok faydalı oluyordu bu. Çünkü o zamana kadar biyolojiyi sadece kitapta görüyorsunuz. Ama hiçbir şey kitaptaki gibi değil. Çünkü kitapta ezberliyorsunuz, bir şeyler öğreniyorsunuz ya da ezberlemeseniz de. Ve tamam ondan sonra biyolojide artık başarılı oluyorsunuz. Ama laboratuvarda bir şeyleri ezberlemek veyahut da öğrenmek işe yaramıyor. Sürekli denemeniz lazım. Çok sabırlı olmanız gerekiyor. Özellikle sabır çok önemli. Yani birçok meslekte önemli ama genetikte, temel bilimlerde çok daha fazla önemli. O yüzden biraz sabırlı olması gerekiyor bu bölümü seçecek kişinin. Ve aynı zamanda başarısız olmaya da açık olması gerekiyor. Çünkü 10 tane deney yapıyorsunuz, 15 tane deney yapıyorsunuz. Belki bir tanesi çalışıyor, geri kalan hiçbiri çalışmıyor, çöp oluyor. Sürekli başarılı olmaya alışkın bir insanın da bu bölümde ben zorlanabileceğini düşünüyorum. Denemekten korkmayan, gerçekten biyolojiyi seven, sabırlı ve biraz da başarısız olmaya açık. Yani başarısız olunca üzülmeyen, motivasyonunu kaybetmeyen birisinin olması gerekiyor. Yoksa çok uzun bir maraton. Master, doktora, postdoc, akademi. Dolayısıyla bu özellikleri kesinlikle ben barındırması gerektiğini düşünüyorum bu bölüme giren öğrencilerin. Yani şey söylemiyorum mesela işte çok yaratıcı olması gerekiyor. Ya da işte hakikaten zeki olması gerekiyor. Mesela bunlar belki çok iyi bir bilim insanı olmak için gerekli şeyler. Ama bir bilim insanı olmak için gerekli değil. Bir bilim insanı olabilmeniz için sabırlı, ne yaptığını bilen, yaptığı işi isteyen, başarısız olmaya tamam diyebilen bir kişi olmanız gerekiyor. Yaratıcılık, çok zeki olmak bunlar belki daha sonrasında sizi çok başarılı bir bilim adamı yapabilecek şeyler. Dolayısıyla bu dediğim özellikler bence bu bölümü seçecek arkadaşlarımızda olması gereken şeyler.